Fatih. Buranın arkası hep Erzurum'un köyleri. Sıralı böyle. Şuradan ta Kayırsın oradan bir başlıyor. Olur'un köyleri. Zaten coğrafik olarak dikkat edersen abi böyle Erzurum şeyine bu taraf var. Bunlar öte işte Erzurum başlıyor zaten. Hava açtı şansımız abi. Hocam çok da ağızlara gitme yalnız. Ya. Köyün en güzel resmi herhalde şu sırttan çekilir ha. Görünmüyor yani. Şu an evleri görünmüyor da. Hakikaten arazi. Ağaçlık var ya. Var. Oraya da geleceğiz inşallah yürüyerek. Oradan böyle buraya kadar erken tepkis olarak. Şu karşısı. Köy araba yolu değil. Yok bu taraf. Şu bak okul var ya şurada. Ha, bu hangisi? Okulun düzlemdeki. Ağaçlık böyle bak birileri gidiyorlar. Köyde böyle işte canı sıkılan böyle bir aynı kordon boyu gibi düşün. Vallahi bak alt alır orada. Sen mi söylüyorum? Genci, ihtiyarı herkes orada volta atar yani. Burada biz çobanlık yaptığımız yerler buralar. İşte ağaç falan böyle buradan danayı veya katırı neyi otarıyorsan artık. Buradan bir bırakırız. Bizim dağdaki oraya kadar. İşte palank diyoruz. Palank bizim büyük dağdaki şehir. Palancası. O arkada güzeldir. Görmeye değer ama işte dediğim gibi vakit sınırlı biraz. O sana diyordum ya, onu Efkar'dan daha iyi göreceğiz de, bir çayırlar vardı, herkesin ortağıdır falan. Dün içtik orayı işte, dün müydü? Evet, ha, o, bu araba orası. Evet, tam bu ayın aşağısı. Siyah araba duruyor ya. Kimin büyük olur, kimin buradan büyük olur. O şikere yaya yolu da vardı yani eskiden patika yol, şimdi arabayı da gerçi indirdiler de. Kestirmek şeye giden yol burada. Orası, Erzurum'un köylerine gider. Evet, evet. Olurum. Orayı işte hem o... Batıyor, batıyor aşağıdan çıkıyor. Gerçekten. Ne diyorlar ismine? Kapa. Kapa. Bu ses çıkan ha, sesler herhalde oradan esinlenmişler. Mustafa abi bak şu tepe şeye benzemiyor mu? Kızılderili filmindeki kanyon şeyler. Arayayım bakayım Mehmet abi ne yapıyor ne ediyor. Önce evi aradım. Yengem dedi ki böyle böyle seni aradılar ettiler. Kemal et dedim ben de Mehmet abi arayayım. Onlar da Kemal'in numarasını benim kapıma alamıyor. Bir şey olursa, arayacaksa olursanız. Ben anladım. Yani işte abla çıkıyor. Yenge. Fatih Tevek'te dedim biliyorum da inmedim mi acaba dedim. Yok dedim. Ya iniyordum o gece. Şey, ertesi gün işte düğünden sonra. Kemal dedi. Dostlar Artvinili Yusufeli ilçesi Oğdar köyündeyiz. Yaklaşık 1800 metre denizden 1800 metre yukarıdayız. Bursa'dan tanıdığımız bir abimizle bu köyden bir abimizle birlikteyiz. Efendim kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Günyayla köyü sakinlerinden 6 senedir Bursa'da kalıyorum. Şu an ben de misafir geldim buraya. Çınar ailesinden Mustafa Çınar, Baduçaoğulları derler sülalemize. İşte festivale geldik. Sizler de öncelikle hoş geldiniz diyelim sizlere de. Teşekkür ederiz. Festival dedik, festivalin adı vardır herhalde. Kaç yılda bir yapılıyor, geleneksel mi? Evet, aşağı yukarı 93'ten beri yani herhalde tahminim arkadaşlar öyle söylüyor. Yusufeli'nde ilk başlatan biz olmuşuz o şeyi. Maşallah iyi ki başlatmışsınız. Her hafta mutlaka 2-3 yerde birden var. Bu hafta da öyle. Devamı var. İyi de oluyor. Mesela bugün yine bir söz konusu oldu. Vatandaşlar gençleri tanımıyor başka türlü. Mesela ben Bursa'da yaşıyorum. Gerçekten Burgaz'da oturan bir genci burada tanıdım. Orada demek ki adam çalışıyor, zamanı yok, görmemişim. Burada tanıdım, adam Burgaz'da oturuyormuş. Hatta eşi bizim orada meskende oturuyormuş. Yani o şekilde bir kaynaşma çok iyi bir şey. Festivalin adı nedir? Özlem Şenlikleri diye geçiyor işte. Evet. Peki zannedersem 2-3 yılda bir yapılıyormuş şenlik. Evet, 3 yılda bir. Nasıl... Göç edenler toplandınız geldiniz buraya. Normalde 12 ay burada yaşayan kaç kişi var köyde şu anda? Şimdi 12 ay burada yaşayan şu son bu kışın 20 hane vardı. 20. He, onun da onu burada onu Bağlık'ta. Şu aşağıdaki görünen yer işte bizim Bağlık'ımız. Oranın ulaşımı kolay. Orada hiç yol kapanma sorunu yok. Bir de mesela şu
bizim komşu köylerin servisi falan da geçiyor. Onun için hani orada yeri olan kışın oraya inmeyi tercih ediyorlar. 10 hane de burada sıkışıp kalıyor herhalde. O 20 hane yarıdan bulunuyor kışın. Yarısı burada, yarısı Bağlık'ta. İşte öyle geçinip gidiyor. Eskiden toplu bir köy. Kaç hane vardı burada yaşayan? Şimdi benim çocukluğumda ben okula gezerken falan 180 hane derlerdi. 180 haneden 20 hane kalmış. Evet. 4-5 tane kahve olurdu. 4-5 tane bakkal olurdu. Ben de yani 30 yıl bir fiil kahvecilik, bakkalcılık yaptım köyde. Cam kapısında, merkezde. İşte şimdi de böyle dağıldık sağa sola. Evet, özlem gidermek için 2-3 evet, yılda bir geliyorsunuz. Peki. Evet. 1800 metrede gerçekten Yusuf elinde bugün sıcaktan pişerken evet. Burada neredeyse üşüyeceğiz. Kayla duruyorum daha. Şimdi 20 gündür buradayım. Daha hiç alnıma ter gelmedi. Çalıştığım halde bir şeyler uğraştım evde. Ama orada oturduğum yerde terliyordum gerçekten. Tamamen değişik bir hava. Mesela şu an benim evimde açıkçası dolabım yok. Gerek de duymuyorum. Hemen çeşmeden aldığım suyu normal olarak içiyorum. Ki fazlasıyla soğuk bile yani. İşte bilmiyorum. Yani köyümüz Yusufeli'nin... diyebilirim hepsini gezmedim ama duyduklarıma göre en topraklı köylerinden birisi. Şurasına evet, mesela düzler, düzler deriz buraya. Çok verimli bir arazi. Ödemin ve Şadud'un düzlerine benziyor burası da. Mesela çok meşhur patates işte burada yetişirdi Oğdar'ın. Önceden ekinde ekerdik. Çavdar, buğday, arpa hepsini yapardık. Ben en son rençberliği bırakan da ben oldum bu köyde. Hem bakkalcılık yapıyordum hem rençberlik yapıyordum. Hatta bu çocuklarım ya baba herkes bıraktı biz niye bırakmıyoruz dediler bana. İşte bilmiyorum biz de en son bıraktık yani nihayet. Kaç senesinde göç ettik buradan? Ben 2005'te gittim buradan. 2005. Evet. Daha yakın yani. Yakın işte evet. 5-6 sene. Çocuklar önce mi gitti yoksa? Tabii çocuklar biraz önce gitti. İşte önce Mehmet sonra ufaklarını peşine gönderdik. Yani göç etmemiz de mecburiyetten oldu. Halen daha imkanını bulsam yine burada yaşamak isterim. Köylü milletin efendisi ama efendilerin sayısı azaldı galiba. Şehirleştik. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilemiyoruz ama sağlık en büyük sorun şehirlerde. Burada galiba... Gördüğümüz kadarıyla herkesin yüzünde o kızarıklıklar, kırmızılıklar var. Sağlığın bir göstergesi. Tabii. Değil mi? Şimdi burada mesela o 20 hane dediğimizin hepsinin evinde birer tane ineği vardır. Yani kendi sütünü içiyor, kendi yoğurdunu yiyor, kendi ürettiği yani temiz. Hiçbir şey yok. Sadece şu araziden biçtiği otla besliyor. Ne yem var, ne bir ilaç var, ne bir şey var. Yani her şeyimiz öyle burada. Mesela komşular marul getiriyor, taze soğan getiriyor. Tertemiz. Yani yıkamadan bile yiyebilirsin. Evet. Burada herhangi bir pislik, ilaç yok. İlaç yok, bir şey yok. Peki. Ben teşekkür ediyorum Mustafa abicim. Teşekkür ederim. İnşallah izleyicilerimiz bizi izlemeye devam etsinler. Çünkü ilerleyen dakikalarda gerçekten evet. Şenlik alanından o güzel i̇nşallah, eğlencelerden inşallah. De görüntüler vereceğiz. Teşekkür buradan, ederiz. Teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen herkese çok selamlar. Konu komşuya buraya isteyip de gelemeyenlere İzmir'de, Bursa'da işte Türkiye çapında Oğdarlı olup da herkese selam söylüyorum. Çok biz teşekkür ederim. Biz de aleyküm selam diyelim. Selamınızı onlara iletelim inşallah. Tamam, sağ olun. Teşekkürler.